Evet, makinamızı çalıştırdık. Yarım saattir çalışıyor hemen hemen. Lavabomu yıkadım, aynamı sildim, yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım. Şimdi kremlenmeye gidiyorum. Günaydın bebişlerim, hayırlı pazarlar. Ah, dün duşakabin yerimi yıkamıştım. Klozetimi yıkadım, tartımı sildim, burayı süpürdüm. Yerleri sadece silmem lazım. Böyle görüyorsunuz, lavaboyu falan yıkarken su damlacıkları oluyor. Fayansımdan çok memnunum ama işte mat bir fayans olduğu için, yani böyle parlak değil. Parlak olduğu zaman gerçi parmak işaretleri de çok belli oluyor. Kireç lekeleri de çok belli oluyor. Bunun da üzerinde sürekli elimin dolaşması lazım ama genel olarak kullanımı bundan daha kolay şey, yerde olmadığı için. Yer olduğu zaman böyle ufak tefek parmak izleri, ayak parmakları, şey, ayak izleri falan, her şey, su izleri belli oluyor. Gördüğünüz gibi halı örtülerimi serdim. Nasıl bir kombinasyon yakalamışım. Zaten bu kırlentlerimi ben fazla kumaş sipariş verdim, halı örtüsünü sipariş verirken. Efendim aşkım. Benim kızların ilgisini çekeceğini zannetmiyorum aşkım senin havuza girmen. PlayStation oynuyor oğluşum. Bugün pazar olduğu için fazla karışmadım ama tabii ki ödevimizi yapacağız. Bugün daha çok yazma yapacağız. Dünden Sonya ile çorbam kalmıştı. Onu ısıttım. Onu koydum da biraz fazla ısınmış, soğusun yiyeceğim dedi. Sehpalarımı üçünde oradaydı bir tanesi ya. Aldım, üçledim. Hepsini takım olarak aynı yerde kullanacağım. O çiçeğime yere koydum. Buranın böyle karanlık olduğuna bakmayın. Güneşliklerimi açmıştım ama Yusuf Bey, Aras Bey şey dedi. Yansıma yapıyormuş televizyona da ışık. O yüzden perdeyi bana geri çektirdi. He aşkım. Anne. Aşkım. İnşallah şey tasarlayacağım da inşallah gelir bak. Buradan böyle seçiyorsun. He. Taksi veriyorsun. İyi hadi bakalım inşallah. Taksi arıyormuş. Ay, girişi süpürdüm. Evimi temizledim. Çekmiyor galiba. Anneciğim tamam aşkım, bir şey anlatıyorum. Başka zaman anlat bana oyununu. Sobamı gördüğünüz vaziyette sildim. Dışın iskeletini, aynaların dış camlarını dıştan sildim. Ayna ne ya, Allah'ım ya Rabbim, sabah sabah. Altını güzelce sildim ve şurada bir yamukluk vardı ya borularda. Şöyle birazcık çap duruyordu. Biraz sobayı ittiğim zaman şimdi L oldu, tam oturdu. Ah, bolca su içiyorum. Tezgahımı toparladım. Her şeyimi su doldurup su doldurup içiyorum. Babanın numarasını ben bilmiyorum oğlum. Sobamız sıcacık yanıyor. Bulaşık makinemi de çalıştırdım. Bulaşıklarım da yıkanıyor. Şurada işte sadece çorbadan kalan tencerem vardı. Onu da elimle yıkadım güzelce. Bütün üst yüzeylerimi sildim. Masamı bu şekilde çevirdim. Daha kullanışlı oluyor. Nasıl buldunuz? Bence de çok daha güzel oldu. Hatta böyle otururken, yemek yerken falan şöyle hemen pencerenin girişinde iki tarafta izleyebiliyor. Biri bir şekilde L yaptığım zaman bu tarafta ben oturuyordum Aras'la. Genelde ben izleyebiliyorum manzarayı. Yusuf şurada kalıyor. Ve böyle daha kullanışlı. Öyle diyorum yani, oturmak, kalkmak, sehpanın altını çekmek falan daha kullanışlı oluyor. Sadece tek kullanışlı olmayan yanı, halı örtüsünü sererken ayakların örtünün halının üzerine gelmesi sorun değil. Şimdi bir yorum almıştım. Halıların hangi marka ve halı örtünden memnun musun? Şimdi halı örtülerim şagi kızlar. Yani kestirme aldım ben. Böyle yünlü şagi. Şöyle yumuşak. Yani o yüzden firmasını inanın bilmiyorum. Şey örtülerinden memnun musun? Çok çok memnunum. Bayılıyorum. Lastikli, çok kullanışlı. Sadece Yusuf rengini sevmiyor. Karartıyormuş evi. Yoksa ben severek kullanıyorum. Çok da yumuşak, yıkanabiliyor. Yıkandığı zaman formunu kaybetmiyor. Çok da güzel gerçekten. Ben çok memnunum. Sadece aldığım siteyi neden tavsiye etmedim? Çünkü fiyatta bir anlaşmazlık yaşadık. Bana söz verdikleri fiyatın çok çok üstünde çekim yaptılar kartımdan. Seviyorlar bence. Sevmeseler izlemezler herhalde. Terliklerle şeye, koltuğa çıkma Aras. O terliklerini çıkar. Terlikle öyle yap. Ayaklarını koltukta terlik görmeyeceğim. Ah, dolabımın kapağını falan da sildim. Ben kahvaltıya sabahleyin Yusuf'u 8'de uyandırdım. Tost vardı. Çok bayat ekmeklerimizden artık. Onlardan şöyle gene yarım tost gene yedim sabah sabah. Kızmayın bana. Daha çay falan içmedim. Çay yapacağım şimdi kendime. Ya bir kuşburnu yaparım ya yeşil çay yaparım. Kahvaltı faslını ben atlattım yani Yusuf Bey'le. Yusuf'a da birazcık yaptım. O da ayaküstü atıştırdı işe gitmeden önce. Ocağımı sildim. Her yerim tertemiz. Sadece odun getirmem gerekiyor ilerleyen saatlerde. Şimdi size temizliğimi yaparken niye çekim yapmadım? Çünkü hemen göstereyim. Şu gördüğünüz olay var ya. Bunu böyle şuna bağladım.
boynumdan geçirdim. Adım sayar yaptım. Kalori yakacağı adım sayar bir program indirdim. Ondan dolayı da temizliği yaparken merak ettim. Ev içerisinde günlük kaç kalori, yani kaç adım atıyormuşum. Vallahi 2000 adım. Düşünebiliyor musunuz? Ev işlerini komple evi bitirirken 3 odayı, bir banyoyu 2000 adım atmışım. Çok çok iyi bu benim için. 2000 adım da hemen hemen 80-90 kalori ediyor. O da yediğim şu kadarcık tostu erittim anlamına geliyor. Yani sıfıra sıfırım. Çok mutluyum bundan dolayı. Şimdi yatağımı düzenledim. Şu kitaplarımı hazırladım bebişlerim. Kitaplarımı pazartesi inşallah Allah'tan bir mani çıkmaz da havada güzel olursa bu hafta artık götürmem gerekiyor. İade edeceğim. Hepsini bitiremedim. Evet, Eylül'ü okudum. Empati çağını biraz okudum. Arası aldığım hikayeleri okudum. Bunlar iade edilecek. Çantasını beraber böyle götüreceğim. Ay, başka günlük bakımı yapacağım da onu şey yapacağım. Ha, niye çekim yapmadım? Çünkü telefonu şöyle boynuma astım. Adım sayar olduğu için. Gerçi kendi şeyi vardı bunun. Kendi boyun kemeri vardı. Ben şey bağcığı bağladım, böyle ayakkabı bağcığı. Kendi kemeri niye kullanmıyorum onu da hemen göstereceğim size. Ne serbest sürüyorum. Şu var ya kızlar. Şuradan koptu. Şurası tamir etmem gerekiyor. Tamir derken dikiş yapacağım. Şurayı biraz eriteceğim. Ha? Ne koptu? Şey koptu aşkım. Benim telefonum, kılıfımın kemeri koptu. Şunu ben düzüldüm aşkım. Bunu tamir ettikten sonra kullanacağım ama şu daha esnek olduğu için boyuma daha müsait kalıyor. Bu biraz boynuma kısa geliyor. ATM motor, aynen öyle aşkito. Şimdi başka size ne gösterecektim ya? Bir sürü iş yapıyorum, göstereceğim benim kızlara diyorum. Sonra unutuyorum, kamerayı açınca çenem düşüyor. Sobamın üstünü sildim, altını sildim. Elimde hemen şöyle ayak altındaki yerleri sildim bezimle. Yatak odamı toparladım. Ev işimi erkenden bugün bitirdim. Bugün günlerden pazar. Saat 11'e 10 var gördüğünüz gibi. Ben saat 8'de uyandım. 8'de uyandım ama 8'de işe başlamadım. Saat 9 gibi ara su yanınca başladım. Evi de süpürdüm. Her şeyi yetiştirdim. Aa, odun diyorum da benim şurada bir kasa odunum var. Evet, içeri alabiliriz. Ha, kedilerimi doyurdum. Mamalarını koydum. Daha ne olsun. Oğluşumu doyurdum. Kendimi doyurdum. Kocamı doyurdum. Ev işini yaptım. Kedileri doyurdum. Evin sobasını yaktım. Oho. Bir dünya sorumluluk. Vallahi buna da şükür. Şimdi şöyle... Tatlış bir elbise giydim. Çok rahat bir elbise. Kadife, çok seviyorum bunun kumaşını. Şöyle göstereceğim. Böyle çizgili, enlemesine çizgili. Gene böyle elbise takıldığım günlerden beri. Dün de elbise takılmıştım. Bugün belki birazcık sizinle hafif bir makyaj videosu yapabiliriz. Neden olmasın? Bayağıdır çekmiyorum. İsteyenler oluyor. Bakımımdaki her hususu zaten sizinle çekiyorum. Geçenlerde eski vloglarıma göz atarken şöyle bir topuz yapmışım. Tabi daha kabarık bir ev topuzu yapmıştım da bayılmışsınız. Çok çok övgüler gelmiş. O yüzden aynısını denemeye çalıştım da olmadı. Biraz sönük oldu. Şimdi şurasını biraz daha bombeli yapacağım tabii ki. Onu makyaj videomla beraber yaparım. Hem de size göstermiş olurum. Dün bu arada ojelerimi sürdüm. Catherine Clay miydi? Yanlış hatırlamıyorsam firmanın ismi. Bakayım. Catherine Erley. Evet, şöyle bordo vişne çürüğü. Red Love, kırmızı aşkına diyor ama kırmızı değil tabii ki. Vişne çürüğü bir renk. Şöyle gözüküyor mu? Evet, çok koyu çıkıyor ya. Uf, bugün hava kapalı bu arada. Ondan dolayı da çok ışık yetersiz. Boncuk gene geldi. Hiç doymuyor. Geliyor, önce yiyor. Sonra gidiyor, biraz dolaşıyor. Sonra tekrar geliyor, yiyor. En çok boncuk yiyor gerçekten. Baksanıza ne kadar iri oldu kocaman. Bak nasıl yiyor, nefes almadan cadı. Evet, durumlar böyle. Sabah biraz yağmur vardı. Bugün aslında hava full kapalı dediler. Belki çıkarsak yine çıkarız yürüyüşe ama öyle bir soğuk var ki düne inat. Dün ne kadar güzel sonbahar gibi, ilkbahar gibi hava vardı. Misti. Nazarım değdi herhalde. Bugün buz. Gene de bakarız, çıkacak olursak kalın giyinir çıkarız. Pazarı bütün gün evde geçirmek de istemiyorum aslında. Ben şöyle Yusuf evde olsaydı bir Kemer ya da Antalya yapardık. Biraz dolaşırdık, bir yerleri çekerdik, gezerdik. Ama maalesef evdeyiz. Koca işim çalışıyor. Ah, tek temennim şu arasını tatile bitmeden şu kara götürebilseydim. Başka bir şey istemiyorum. haftaya salı günü arasın doğum günü bu arada ve doğum gününde okul başlamış oluyor. Çünkü haftaya pazartesi okul başlıyor. Salı günü arası okulda olur ama
Öğleden sonra bakarız, belki bir plan yaparız. Belki daha erken bu hafta babasının işi erken biterse daha erken kutlamamızı yaparız. Kara götürürüz ya da termal bir otel diyordu Yusuf. Duruma göre bakacağız. Artık onu kapat aşkım, yemeğini ye. Hadi oğlum. Çok takılmanı istemiyorum Aras. Bak lütfen, ben rica ediyorum. Hadi aşkım. Sevmeme değil anneciğim, çorbanı daha bitirmedin. Hadi oğlum. Hadi. Evet, makinamız sıktı, bağırdı, bizi çağırdı. Yusuf iş kıyafetleri yoğunluk olmak üzere bugün koyu renklerimi attım. Hava bir açıyor bir kapatıyor, güvenemedim, terasa asacaktım çamaşırları da. Bulaşık makinemi boşalttım, dolaplarımı sildim, mutfak dolaplarımı güzel oldu, parladı da. El izleri çok belli oluyor çünkü. Evet, şimdi bir bakayım, rüzgar varsa, çok bulut yok, yoksa şey yapacağım, terasa asacağım bunları. Eğer öyleyse de içeriye Aras'ın odasına çamaşırlığı asacağım. Çamaşır sepetine. Yani hava iyi gibi, biraz soğuk ama arkadan bulutlar var da rüzgara kurur diye düşünüyorum ya. Çünkü eşyalar biraz fazla, Yusuf'un kıyafetleri ağır olduğu için içeride de yer yetmez çamaşırlığımda. Kocaman terasım var, asayım şuraya. Yağmur çiselerse falan şey yaparım, toplarım. Zaten sepete serdim buruşmasın diye. Şöyle büyükten küçüğe doğru sıraladım. Şimdi hızlıca asacağım. Şunlar talaşlar. Yusuf'un cepinden dökülen talaşlar. Şimdi orayı da bir süpürürüm şunları astıktan sonra.
Şimdi makyajımı yapacağım da önce şu topuzumu yapayım dedim. Ay, saçımı şöyle bir saldım. Güne ışığın en iyi olduğu yer şu anda burası, mutfak. Yatak odası falan çok karanlık. Nasıl çekeceğim videoyu bilmiyorum. Makyaj videosu çekecektim size. Şimdi bu saçı böyle alıyorum kızlar. Gelişi güzel. At kuyruğu yapacak şekilde. Normalde ben bunu lastikle topluyorum, at kuyruğu. Ondan sonra da bükerek böyle solucan gibi şey yapıp göstereceğim. Aynen böyle normalde at kuyruğu topluyorum. Ondan sonra da şu şekilde sarıyorum börek gibi. Ama şimdi at kuyruğu toplamayacağım. Zaten başım ağrıyor. Sıkarsam da şimdi iyice lastikle acıyacak. Başım ağrıyacak daha doğrusu. Şöyle yaptım. Şöyle büyük dişli klipsli bir tokayla da şu alttan alıyorum özellikle şöyle. Şöyle. Bırakıyorum. İşte ben de çok beğendiğiniz, yakıştırdığınız topuzum. Şimdi ne yapıyoruz? Gidelim makyajımızı yapalım. Ondan sonra da yemek hazırlığına geçeceğiz. Bugün size şey tava yapacaktım. Kilis tavası yapacaktım ama kilis tavasının orijinali patlıcandan yapılıyor. Ben patlıcanım olmadığı için patatesten yapacağım. Bu sefer öyle olunca da patatesli kebap olacak. Ondan dolayı kilis tavası deyip de şimdi haksızlık etmek istemiyorum. Başta kayınvalidem ve bütün kilislere. Kayınvalidem ve kilisli ve tarifi ondan biliyorum. Onun köftesine yani kıymasının harcına onlar soğan katmıyorlar kilis tavasında. Ama ben daha yumuşak olsun diye kıymam bir başta soğan katacağım. Şimdi tarife geçtiğim zaman zaten onu size ayrıntılı göstereceğim ama önce gidelim bir kendimizi çek düzen verelim. Aslında saat artık makyaj için geç oldu. Saat 2'yi çeyrek geçiyor ama normalde ben sabahları böyle modum iyi olduğu zaman, modum yükselsin diye makyaj yapardım. Şimdi geç oldu ama videonun başında size söz verdiğim için bugün makyaj videosu bir çekeyim şöyle. Gidelim o zaman. Aras'cığım benim makyajım biter bitmez ben geliyorum. Anladın mı? Kitabını hazırla bence. Odanda 6. numara kitap var. Bugün 6'ya geçiyorsun. Şimdi hazırlıklarımı yapayım. Ondan sonra da makyaja geçelim. Ben kayıda başladım. Yüzümü nemlendirdim. Hazırlıklarımı yaptım, kullanacağım malzemeleri. Kullandığım krem gösterdim nemlendirirken. Ama kameraya basmayı unutmuşum. Kaydetmemişim. Neyse, Arko nemle cildimi nemlendirdim bebişlerim. Kullanacağım malzemeleri de hemen koydum ve başlıyorum. Çok ağır bir makyaj olmayacak. Ama göz makyajı biraz daha odaklı, daha ağır bir göze ağırlık verdiğim bir makyaj olacak. Önce şurada bir kapatıcı concealer paletim var. Fırçalarımdan şu fondöten fırçamı alıp şu iki renk benim rengim.
Yemeğim pişti. Hem de sobanın fırınında yaptım. Geçen bir izleyicim demişti ki Nigar'cığım neden sobanın fırını kullanmıyorsun? Ben de aklıma geldi. Dedim bunu elektrikli de değil de sobada yapayım. Sobada ağır ağır pişti. Çok da nefis oldu. Şimdi ben üzerine size göstermediğim birazcık yağ, biraz da şey yaptım. Salça, toz biber ve tuz. Hafif bir sos yaptım, üzerine gezdirdim. O yüzden şöyle kızarmış gözüküyor. Tadına daha bakmadık. Çidoş da burada. Şimdi hazırlayacağım. Yusuf da geldi. Bakalım nasıl olmuş. Vallahi yemekler yendi. Kayınpederimle Çiğdem de bizdeydi. Onlar gittiler şimdi. Bakar mısınız şuna? Şu hayvancağıza, komşumuzun horozu. Bahçeye girmiş. Buradan da çıkamayınca kalmış burada. Düşürmeden açayım da üstüne. Bir bakar mısınız? Üşümüş, odunların arasına gelmiş, yatmış. Kıyamam ben sana. Ben de böyle üstünü örttüm. Kaldıramam şimdi, korkar altına, yoksa şey koyacaktım. Baksanıza. Ay hayvancağız üşümüş. Pinine de gidememiş. Şöyle etrafını örttüm. Horoz gelmiş annem. Yazık, üşümüş. Bakayım bir kere. Bak, videoda göstereyim. Gel, açtım gösterdim. Gel. Alın işte, görüyor musunuz? Nigar o kadar düzenlemiş, temizlemiş. Boşa. Görüyorsunuz değil mi? Puzzle'ları getirdi. Şu kadarını yapabildik, devamını getiremedik. Çünkü bana yardım etmediler. Ben yardım ederim. Bunlar tabii Aras'ın eseri. Şu da kimin eseri? Yusuf Bey'in eseri. Bakın çerezi yedi. Tabağı olduğu gibi buraya bıraktı. Bu da televizyonu kaptı. PlayStation izliyor. Yusuf sobayı odun atmış. Oy oy, tıraş setleri. Her şeyleri bir yerde. Kıyafetler. Allah'ım yarabbim. Neyse bebişlerim. Ha bu arada annem geliyor bu akşam. Bir iki saate evde olur inşallah hayırlısıyla. Gündüzden aldılar bileti. Kardeşim onu yolcu etti. Otobüsle geliyor. Yarına da annemi görmeye gideriz. Sağ salim. Rabbim bütün yolcuları evlerine kavuştursun. Yarın tekrar görüşürüz o zaman bebişlerim. Öpüyorum sizi. Bay bay.